Bak, Hud suresi 38. Gemiyi yapıyordu. Kavmini ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyorlardı. Eğer bizimle alay ederseniz alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz dedi. Artık ileride bileceksiniz aşağılatıcı azap kime gelecek? Sürekli azap kimin üstüne çökecek? Müslümanların hakimiyeti, deccaliyetin yok oluşundan bahsetmiyor mu burada? Tabii ki. O devrin mehdisi kim? Hazreti Nuh. Mehdi'nin talebeleri kim? Gemi ehli. O devrin deccaliyeti kim? Bütün dünya. Bütün dünya şu an deccaliyet kaplamadı mı? Kapladı. Bir avuç Mehdi grubu, Mehdi topluluğu bunlara karşı mücadele veriyor mu, vermiyor mu? Aynısı işte. Mesela bak diyor ki 42. ayette gemi onlara dağlar gibi dağlar içinde yüzüyorken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin, kafirlerle birlikte olma. Mehdi cemaatine katıl. Küfrün tarafında, Deccal'in tarafında olma diyor oğluna. Oğlu dedi ki ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi diyor. Materyalist düşünüyor. Kur'an'a göre düşünmüyor. Yani o devrin hak olan kitabına göre düşünmüyor. Bugün Allah'ın emrinden esirgen olarak Allah'tan başka koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o boğulanlardan oldu. Deccal taraftarları boğuluyorlar, yok oluyorlar. Bak, mesela bak, ey Nuh dediler, bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileride gittin. Ey Nuh ne diyor? Yaratılışı savunuyor. Onlar neyi savunuyorlar? Tesadüfü savunuyorlar. Yaratılışla inancıyla evrim inancının mücadelesi var. Bak, bizimle çekişip durdun, tartıştın diyor. Tartışmaya giriyor, ilmi tartışma. Bu çekişmede ileri gittin diyor. Rahatsız olur onun tebliğ yapmasından. Şu an bizden rahatsız olmaları gibi. Bizden de rahatsız olmuyorlar mı? Oluyorlar. İleri gittin diyorlar. Ne yapıyorsun sen diyor. Sen olmadık işkenceye uğratırız, öldürürüz, asarız, keseriz diyorlar. Biz Mehdi öncüsü olarak bu tehditler alıyorsak, tabii. Mehdi de alıyordur. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim. Biz de vaat etmiyormuş Müslümanlar hakim olacak, küfür yok olacak diye. Vaat ediyoruz inşallah. Kur'an vahye dayalı olarak peygamberimizin vahyini naklediyoruz. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Biz de ne diyoruz? Cenab-ı Allah dilerse Mehdi'sinin karşısına çıkartır. İsa Mesih'i de karşısına çıkartacak diyoruz. Değil mi? Allah'ı aciz bırakamazsınız diyoruz. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size bir yarar olmaz. Darwinist materyalistleri anlatıyoruz. Allah azdırmayı dilemiş, dinlemiyor adamlar. Değil mi? O sizin Rabbinizdir, ona döndüreceksiniz. Bunu kendisi mi uydurdu diyorlar. Bize de öyle diyorlar adamlar. Kendisi uyduruyor diyorlar mesela. Evrimle ilgili açıklamalarımız. Yaratılışı anlatıyoruz, uyduruyor diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir ama ben sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınıza uzağım. Evet. Bir şey mi anlatacaksın? Ben bir şey sordum hocam. Ha. Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların yaptıklarından dolayı üzülme. Mehdi devrinde de sadece Mehdi cemaati Mehdi'ye tabi olacaktır. Ne diyor ayette bak? Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak diyor Allah. Belirli. Kimden inanacağı. Şu halde onların yaptıklarından dolayı üzülme. Haramdır üzülmek. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi iman et. Zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Mehdi'nin gemisine binenler kurtulacaklar. İnşallah. Mehdiyet gemisine binenler kurtulacaklar. Deccal'in taraftarları da ahir zamanda boğulacaklar. Manen boğulacaklar. Ahir zamanın Nuh'u gibidir. Mehdi. İnşallah. İnşallah. Onun için diyor mesela karda sürünerek dahi olsa onun yanına gelin. İnşallah. Yani onun gemisine gelin. Onun topluluğuna gelin. Anadolu şu an Nuh'un gemisi gibi Türkiye. Bütün dünyayı kurtaracak gemidir. Hatta Hakk'ın görünüşü de gemi gibidir yani. Değil mi? Etrafı denizlerle dolu. Her tarafı evet. Denizlerle dolu. Yani ortada bir gemi gibi. İnşallah.